İstanbul Taksim Meydanı yaşadıklarıyla bir tarih galerisi gibidir. 6-7 Eylül olaylarını da görebilirsiniz, 6. Filo protestolarını da. Gezi kalkışmasını da görebilirsiniz, 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini de. Taksim, İstanbul'un ve doğal olarak Türkiye'nin en ünlü meydanıdır. Meydan olmanın yanında şahit olduğu olaylarla adeta bir tarih galerisi ya da açık hava müzesidir. Sabahın erken saatlerinde bu denli tenha görünse de aslında kalabalığın hiç eksik olmadığı bir yerdir. İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kar yağmaz diyen eski gazeteciler gibi İstanbul'u etkileyen hemen her şey tüm Türkiye'yi etkiler. Ve bu etkileşim ya Taksim'de başlar ya da orada son bulur. Eylemler, şenlikler, protestolar, basın açıklamaları hep burada yapılır ya da yapılmak istenir. Sabahın erken saatlerinde bomboş görünen bu meydanda. Belki de şöyle demek doğru olacak. Taksim, Türkiye'nin nabzının attığı nadir yerlerden biridir. Hal böyle olunca da öyle olaylara şahit olmuş, öyle acılara katlanmış ve öyle olaylarda hayrete düşmüştür ki ona müze payesi yüklemek hiç de abartı olmaz. Sabahın erkeninde boş görünen bu meydan bazen de silah zoruyla boşaltılmıştır. Tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi. Taksim Meydanı, meydan olmadan önce eski evlerin sıralandığı dar bir bölgeydi. Daha sonra genişletilip bugünkü halini almıştır. Adına gelince, meydan adını eskiden Galata Beyoğlu suyunun taksim edildiği Maksem'den almıştır. Tarihi süreçte bugünkü halini alan Taksim Meydanı, 1928 yılında dikilen Cumhuriyet Anıtı'yla farklı bir boyut kazanmıştır. Anıtı ilginç kılan İtalyan heykeltıraş Caronica tarafından yapılışı, heykel için halktan para toplanışının yanında Kuzey Cephesi'nde Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak figürlerinden başka iki Sovyet generalinin heykelinin de yer alıyor oluşudur. Aklınıza acaba sol fraksiyonlar bu nedenle mi bu meydanı seviyorlar sorusu gelebilir. Bizce pek de alakası yok. Ancak Taksim Meydanı yaşadığı olaylarla dünyanın sayılı meydanlarından biri olmuştur. Birçok olay yaşayan, sayısız eylem ve protestoya sahne olan bu meydanın yaşadığı en ilginç olaylardan biri 1955 yılında yaşanan 6-7 Eylül olaylarıdır. Olaylar adeta önceden planlanmış ve başta İstanbul'un yöneticileri olmak üzere birçok bürokrat tarafından göz yumulduğunu düşündüren deliller bulunmuştur. Bunlardan biri de İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın 1. Ordu Müfettişliğine gönderdiği gizli ibareli yazıdır. O günlerde Türkiye bir Kıbrıs sorunu olduğunun yeni yeni farkına varmaktadır. Kıbrıs'ta Rumlar tarafından yükseltilen Enosis ateşi tüm adayı sarmış ve sokaklar adeta savaş alanına dönmüştür.
Rumlar ilk hedef olarak adadaki İngilizleri görmüşse de sıra çok geçmeden Türklere de gelmişti. Olaylar önü alınamaz boyutlara ulaşmıştı. Kıbrıs'ta yaşanan bu Rum isyanının dini ve siyasi lideri Başpiskopos Makarios, askeri lideri de Grivas'tı. İsyancıların genel adı EOKA'ydı. EOKA öncelikle İngilizlere yönelterek protestolarla başlattığı hareketi daha sonraları silahlı saldırı ve mücadeleye dönüştürmüştü. Önceleri iki ateş arasında kalan Türk nüfus daha sonraları ateşin hedefi olmaya başlamıştı. ...1955 yılı ise Menderes hükümetinin olaya müdahil olduğu yıldı. Eylül ayında Londra'da taraflar bir araya gelecek ve bir çözüm aranacaktı. İşte bu toplantıdan yaklaşık bir ay önce Fahrettin Kerim Gökay 1. Ordu Müfettişliğine bir yazı göndermişti. Yazıda şöyle deniyordu: Kıbrıs olayları dolayısıyla bazı emniyet tedbirleri alınması zaruri bulunduğundan icap eden yerlere sevk edilmek üzere 27 Ağustos 1955 Cumartesi günü sabahından itibaren iş ağrı ahire kadar tam teçhizatlı motorlu vasıtalarla beraber Emniyet Müdürlüğü tarafından ilişik listedeki mahaller nazarı itibari alınarak tensip edilecek yerlerde herhangi muhtemel büyük kitle hareketlerini dahi teşebbüs halinde önleyecek miktarda sis ve göz yaşartıcı bombalarla birlikte toplu olarak bulundurulmasının teminini ve sonundan bilgi verilmesini ehemmiyetle arz ve rica ederim. Bu yazıdan 10 gün sonra İstanbul'da kıyamet kopuyordu. İstanbul Ekspres gazetesinde yayınlanan ve İstanbul Radyosu'nda okunan bir habere göre Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve bomba atılmıştı. Bu haber Okunyay'dan boşalmasını sağlıyordu adeta. Provokatörlerin önderliğinde galeyana gelen halk Taksim'de toplanmaya başladı. Önceleri büyük bir protesto gibi görünen bu olay, provokatörlerin büyük gayretleriyle iki gün sürecek büyük bir talan hareketine dönüşecekti. Bu olayın başrollerinde Kıbrıs Türktür Cemiyeti ve onun özel harp dairesi bağlantılı yöneticileri vardı. İki gün süren olayların bilançosu korkunçtu. İstanbul'da başta Rumlar olmak üzere birçok gayrimüslim vatandaşımızın ev ve iş yerleri yağmalanmıştı. Tartaklama ve yaralamaların yanında az sayıda cinayet ve tecavüz vakaları da olmuştu. Taksim'de toplanan kalabalıklar tarihimize kara bir leke koymayı ihmal etmemişti. Yıllar sonra belki de bu olayın planlayıcıları olan bazı isimler bu işin bir özel harp dairesi operasyonu olduğu ve onun sivil uzantılarının bu ilk büyük eylemlerinde Taksim'i kullandığını belirtmişlerdi. Ancak bu onların Taksim'i son kullanışları olmayacaktı. ...1950'lerin sonlarında önce Kıbrıs'ta daha sonra Türkiye'de bir dizi büyük miting yaşanmıştı. Ya Taksim ya ölüm sloganıyla belirlenen bu mitinglerdeki Taksim, Taksim Meydanı değildi hiç şüphesiz. Ancak 7 Haziran 1958'de yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı ve 15 Mart 1964'tekinde olduğu gibi mitingler Beyazıt'ta başlamış ve Taksim'de bitmişti. Yüzbinlerce insanın katıldığı bu büyük gösterilerde tarihe not Taksim Meydanı'nda düşülmüştü. Başta da söylediğimiz gibi Türkiye'de büyük kitle hareketleri ya Taksim'de başlıyor ya da Taksim'de bitiyor. Ve Taksim her defasında tarihe şahitlik eden bir açık hava müzesi oluyordu. Taksim sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin de en önemli meydanıdır. Ülkemizi ve halkımızı etkileyen hemen her olay Taksim'de yankı bulur.
1960'ların ikinci yarısı Türkiye'nin ilk darbenin izlerini silmeye çalıştığı yıllar olarak adlandırılabilir. 1960 darbesinin tahribatı o günlerde ortaya çıkmıştır. Bu arada bunu görmesine rağmen sol, bu darbeyi yıllar yılı bir ihtilal havasında dayatmaya çalışacaktı. Ancak 1968 ile birlikte sol fikirler de farklı fraksiyonların etkisi altında kalacaktı. Dünyayı saran üniversite ve gençlik hareketleri Türkiye'ye de gelmişti. Türkiye'de sol ve sağ hareketler özellikle üniversitelerde yankı bulurken Süleyman Demirel Adalet Partisi'nin başında iktidardaydı. 1968 yılının Temmuz'unda Amerikan 6. filosu İstanbul'a geliyordu. Bu geliş solcu gençler ve dernekleri tarafından protesto ediliyor ve karaya ayak basan Amerikan askerleri denize dökülüyordu. Manzara oldukça ilginçti. Bir NATO ülkesinde sol fraksiyonlara ait gençler müttefik askerlerin karaya çıkmasına izin vermiyor, karaya çıkanları da denize döküyordu. Bu o dönemde tüm dünyada alevlenen Amerikan düşmanlığının Türkiye'deki tezahürü gibiydi. Ancak bu denize dökülmeyi pek hazmedememiş olacaklar ki Amerikan filosu Şubat 1969'da yine İstanbul'u ziyaret ediyordu. Ancak bu sefer başlayan protesto mitingleri sonucunda Türk çocukları birbirine düşürülecekti. Böyle bir durumun kimin işine yarayacağı ortadadır. ...16 Şubat 1969 günü Bayezid'de toplanan sol görüşlü gruplar Taksim'e doğru yürüyüşe geçerken Taksim'de de milliyetçi ve muhafazakar gruplar toplanmaya başlamıştı. Yeterli olmayan güvenlik önlemleri sonucu karşılaşan gruplar birbirine girdi. Ortalık tam anlamıyla savaş meydanına dönmüştü. Bilanço vahimdi. 2 ölü, 200 yaralı. Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu korkunç olay Genç Sinemacılar grubu tarafından kaydedilmişse de Demirel hükümeti bunun yayınlanmasına izin vermemişti. Sol gruplar bu olayların sorumlusu olarak İlhan Darendelioğlu ve Mehmet Şevket Eygi'yi göstermişlerdir. İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yorumu ilginçtir. Tam bir ihtilal provasıydı o. Eğer tedbir almamış olsaydık büyük hadiseler olacaktı. 18 Şubat tarihli gazetelerin manşeti hükümeti işaret ediyordu. Hükümet kanlı olay için ağır şekilde suçlandı. Haberin detayında büyük tepki vardı. Demirel CHP'yi olayı siyasi istismar konusu yapmakla suçladı deniyordu. Bu arada İstanbul Valisi Sefa Poyraz'ın "her tedbiri aldık ama sopalı olduklarını duymadık" sözlerine yer verilmişti. Süleyman Demirel konuyla ilgili olarak ortalığın telaşa verilmemesini, meseleye sükunetle bakılmasını ve benzeri hadiselere yol açılmamasını isteyip itinayla alınmış ciddi tedbirlere rağmen bu müessif hadise olmuştur diyordu. Taksim yine büyük bir olaya sahne olmuş ve iki genç hayatını kaybetmişti. Ne yazık ki Türkiye'ye yuvalanan derin yapı Taksim'i kullanmayı ihmal etmez. Olaylar ya Taksim'de başlar ya da Taksim'de son bulur. 1977 yılı Türkiye'de sol hareketlerin artış gösterdiği bir yıl olarak görülebilir. Ülkede yaşanan ekonomik buhran ve sıkıntının sebebi olarak görülen milliyetçi cephe hükümeti oldukça yıpranmıştı. Bu arada hükümet içindeki çatlak da büyüyordu. MSP, MHP'yi sağ şiddetle suçlarken onlar da MSP'yi yeşil komünist olmakla suçluyordu. Bu ortamda meydanlarda kara olan ve CHP fırtınası esiyordu. CHP'nin arkasında disk vardı.
Böyle bir ortamda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda dev bir gösteri yapma kararı alındı. DİSK ülkedeki bütün sol gruplara haber vermişti. Bu çağrıyla birlikte ortamda geriliyordu. Bu gerilim giderek artıyor, hükümet yanlısı basın 1 Mayıs günü sokağa çıkılmamasını tavsiye ediyordu. Tedirgin olan sadece hükümet değildi hiç şüphesiz. Sarf ettiği bu fütursuz sözlerin nelere yol açacağını hesap edemeyen DİSK yöneticileri sol gruplar arasındaki rekabetten de çekiniyorlardı. DİSK bu kaygıyla 20 bin sopalı işçiyi düzeni sağlamakla görevlendirdi. Bu noktada çözümün inceliği hayret vericidir. Hangi grubun nereden geleceği ve alanın neresinde duracağı önceden belirlenmişti. Ancak ilginç bir nokta, sabahın erken saatlerinde organizasyon komitesinin tanımadığı bazı kişilerin alanın bazı noktalarına yerleşiyor oluşudur. Organizasyonu yapanların bu konuda önlem almayışı da başka bir ilginç noktadır. Bu arada Taksim'de bulunan o dönemki adıyla Intercontinental Oteli'nin 213, 510 ve 713 numaralı odalarına birileri yerleşiyordu. Dönemin Cumhuriyet Savcısı Muhittin Cenk de o gün otelin kapatıldığını, bazı yabancıların Yeşilköy'den alınarak otele geldiğini ancak bunların kayıtlarda bulunmadığını söyleyecekti yıllar sonra. Diğer gruplar Sheraton Oteli'nin çatısına ve sular idaresinin duvarına mevzilenmişti. Bu kişilerin kimlikleri hiçbir zaman belirlenemedi. Meydandaki seyyar ekipler de erkenden yerlerini aldılar. Artık sahne hazırdı. Öğleden sonra bir itibariyle gruplar Taksim'e doğru yürüyüşe başladılar. İşçisiyle, öğrencisiyle sol coşkuyla meydanı dolduruyordu. O an hiç kimse neler olacağını bilemezdi. Kutlamalara beklenenin üzerinde bir katılım vardı. Bir bölüm Beşiktaş'tan geliyor, diğerleri Saraçhane ve Tarlabaşı yolunu kullanıyordu. Kortejlerin sonu görünmüyordu. Ciddi bir kalabalık toplanmış ve meydanda adım atacak yer kalmamıştı. Bu arada bazı sürtüşmeler de yaşandı. Tören alanına girişleri engellenmeye çalışılan dev genç, yaklaşık 50 bin kişilik büyük bir kalabalıkla barikatları aşarak alana girdi. Soğuk karşılanan bir diğer grup da Mao'culardı. Onlar da tarla başında durduruldular ve alana girmelerine izin verilmedi. Böyle bir ortamda yaşanan birkaç saatlik gecikmeyle DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler konuşmaya başladı. Türkler tam konuşmasını bitirecekken tarlabaşı tarafında gruplar arasında kargaşa başladı. Önce bir el silah sesi duyuldu. Ardından da bir diğeri. Ne olduysa o ara oldu ve birden kalabalık panikle dağılmaya başladı. Silahın nereden ateşlendiği anlaşılamamıştı. Panik önü alınamaz boyuttaydı. Kimse kimseyi görmüyor, herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. Yere düşen eziliyor ve bir daha da kalkamıyordu. İki el silahın ardından dört ayrı noktadan yaylım ateşi başladı. İlk anda sular idaresi üzerinden gelen kurşun yağmuru paniği katlamıştı. Intercontinental Oteli'nin üzerinden de yoğun ateş vardı. Onların hedefi kürsüdeki DİSK yöneticileriydi. Bu adamlar kimdi? Aralarında olduğu söylenen pilot Necati kimdi? Daha sonraları Öcalan'ın yanında neden boy göstermişti? Bu katliamın emrini kim ya da kimlerden almışlardı? Bu sorulara hala net bir cevap verilememiştir. Taksim meydanında bu mahşeri manzara yaşanırken nereden çıktığı belli olmayan beyaz bir Renault alana giriyor ve içinden sürekli ateş ediliyordu. Aracı kullanan bir polisti ve il emniyet müdürlüğüne kadar yükselecekti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi alana panzerler giriyordu. Paniği arttıracak şekilde su sıkılıyordu. Diğer yandan da ateş edilip ses bombaları atılıyordu.
Taksim Meydanı tanınmayacak hale gelmişti. Panzerler insanları eziyordu. Bir tek Kazancı Yokuşu tarafından ateş edilmiyor, kalabalık oraya sürülmek isteniyordu. Kalabalık birden bu dar sokağa daldı ve korkunç bir tuzakla karşılaşıldı. Sokağın ortasına bir kamyonet çekilerek sokak kapatılmıştı. Bu korkunç olay sadece 15-20 dakika sürmüştü. Sesler kesilmiş ve Taksim boşalmıştı. Ortalık savaş meydanını andırıyordu. Geriye 34 ölü ve yüzlerce yaralı kalmıştı. Ölenler bir araya toplandı. Kimlik tespitinden sonra kaldırıldı. Ülke bu korkunç manzara karşısında dehşete düşmüştü. Terörün geldiği nokta herkesi korkutmuştu. Bunu yapanların isteği de tam buydu. ...470 kişi gözaltına alındıysa da büyük çoğunluğu serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilenlerin davası 12 yıl sürdü. Yüzlerce dosya açıldı ve davalar zaman aşımına uğradı. Burada ilk davanın savcısı Çetin Yetkin'in başına gelenler ilginçtir. İlk duruşmada soruşturmanın genişletilmesini, esas faillerin bulunmasını ve bazı kamu görevlilerinin de açıkça suçlu oldukları için haklarında dava açılmasını istediği için görevden alınıyordu. İstanbul Başsavcılığı davanın bu şekilde yürütülmesini istememişti. Olaylardan muhalefetteki CHP rahatsız olmuştu. Aynı anda hükümet de rahatsızlığını dile getirmişti. Geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Ancak Ecevit bunu yeterli bulmadı ve köşke çıktı. Ona göre bu işin arkasında kontrgerilla vardı. Bu görüşlerini Cumhurbaşkanı Korutürk'le paylaştı. Ardından yapılan İzmir mitinginde konuyu halka açtı. Ecevit burada şöyle diyordu. Aldığım bilgilere göre devletin içinde ama devletin denetimi dışında bir örgütlenme var. Başbakan Demirel muhalefetin bu görüşlerine şiddetle karşı çıkıyordu. Demirel yıllar sonra şöyle söyleyecekti. Biz de tahkik ettik o zaman. Kontrgerilla diye bir olay yoktur devletin içinde, ordunun içinde. Ordunun bir özel harp dairesi vardır ama kontrgerilla falan değildir. Ancak Ecevit şüphelerinde haklıydı. Bu acı olayların yanında ne yazık ki tüm ülkeyi utanca sevk eden manzaralarda yaşanıyordu Taksim'de. Bir dönem her yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda yaşanan rezillik insanı çileden çıkaracak cinstendi. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı bu iğrenç manzaraların savunulacak bir yanı yoktu. Türkiye'yi uygar toplumun dışına itmeye çalışan uluslararası gruplar ve yapılar için bulunmaz malzemeydi ne yazık ki bu görüntüler. Bunların önlenmesi adına kolluk kuvvetlerinin elinden geleni yaptığı söylenebilir. Ancak bu insanları bu duruma getirecek şekilde ipten kazıktan kurtulmuş olma durumu kimin suçudur? Bunun da düşünülmesi lazım. Taksim Meydanı'nın böyle çağ dışı taciz görüntüleriyle anılması başta İstanbul'u yönetenler olmak üzere tüm İstanbul ahalisini utandırmalıydı. Böyle durumlara çanak tutacak laf ve davranışlarınsa hiçbir tutar tarafı yoktu. Birilerinin bu kişilere edebin ne büyük bir erdem olduğunu anlatması gerekiyordu. Mayıs 1977 sonrası Taksim'de böylesi büyük organizasyonlara bir daha izin verilmedi. Ancak 2008 yılında yaşananlar tam anlamıyla bardağı taşıracak cinstendi. 2002 sonrasında Türkiye bir dizi kanunla daha özgür bir ortam oluşturmuştur.
Bu hava sendikaları yeniden Taksim'e çıkma adına girişimlere sevk etmişse de İstanbul'u yönetenlerin hala ciddi kaygılar taşıdığı görülmüştü. Bunda haksız olmadıkları 2007 yılında Cumhuriyet mitingleri sırasında yakalanan canlı bombalarla ispatlanmıştı aslında. Ancak bir kısım basın kuruluşunun da desteğiyle 2008 yılında Taksim isteği yeniden dillendiriliyordu. Sendika başkanlarının kesinlikle Taksim'de yapacağız tavrı ilginçtir. Şehir yöneticilerinin olumsuz tavrının ardından polis ve göstericiler karşı karşıya geliyordu. Ortaya çıkan manzara utanç vericiydi. Gerçekten de 1 Mayıs 2008 İstanbul için tam bir kabus olmuştu. Diskin ısrarı, polisin sert tavrı ve ortaya çıkan provokatörler İstanbul'u darmadağın etmişti. Bu arada polise atılmak üzere hazırlanmış Molotov kokteyllerinin oluşu kimin ne yapmak istediğine işaret eden bir başka noktaydı. 2008 yılının 1 Mayıs'ı olaylarla geçmiş ve toplumun hafızasında kötü izler bırakmıştı. ...2009 bir önceki yıla göre daha sakin geçecekti. İşçi sendikalarının sert ve baskıcı ifadelerine rağmen mülki idare bu sefer daha sakindi. 1 Mayıs yıllar sonra kısmi de olsa Taksim'de kutlanıyordu. Akşam makul 1 Mayıs manşetini atıyordu. İşçiler 31 yıl sonra Taksim'deydi. İzin çıkmış ve kıyamet kopmamıştı. Yıllardan sonra yeniden Taksim'de diyen bir gün, tam 31 yıl sonra işçiler ve emekçiler Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutladı ifadelerini kullanıyordu. Güneş gazetesi polis oyunu bozdu diyordu. İşçi-tahrikçi ayrımı iyi yapılmış, araya sızmalar önlenmişti. Arka sokaklarda çıkan olaylar alana sıçramadan bastırılmıştı. 31 yıl sonra Taksim manşetini atan Milliyet, işçiler 1987'den sonra ilk kez pankartlarla Taksim'e girip resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs'ı kutladı. Ara sokaklarda yine sert çatışmalar yaşandı. 26'sı polis, 40 yaralı, 108 gözaltı var diyordu. Sabah gazetesi meydanda barış, sokakta savaş manşetiyle çıkmıştı. İşçiler resmi bayram ilan edilen 1 Mayıs'ı meydanlarda şölen havasında kutlarken maskeli eylemciler barışa gölge düşürdü ifadeleri kullanılmıştı. Tabu yıkıldı diyen Star gazetesi 1 Mayıs'ın bayram ve tatil ilan edilmesinden sonra Türkiye'de bir tabu daha yıkıldı. Hükümetin önerdiği makul sayıda anlaşan sendikalar bayramı Taksim'de kutladı yorumunu yapıyordu. Taksim birçok gösterinin son durağı olur. Birçok basın açıklaması Taksim'de yapılır. Bazen protestolar da Taksim'de protesto edilir. Taksim 2009 yılıyla birlikte daha derli toplu eylemleri görmeye başladı. Türkiye'de özgürlüklerin artması özgürlük isteyenleri bazen rahatsız ediyordu. Bunu az da olsa 2009'da görmüştük. Ancak Taksim farklı olaylara da sahne olacaktı. Mesela milli maçlar. Milletçe milli takımın peşinden Taksim'e gidiyor ve onu canı yürekten destekliyorduk. Slogan belliydi. Yenilsen de yensen de. Ayrıca hukukçuların eylemleri vardı Taksim'de. İstanbul Barosu'nun kurumsal kimliği altında ilginç bir eylem yapılıyordu. Bu eylem Taksim'in tarihi boyunca gördüğü en şaşırtıcı eylemlerden biriydi.
Türkiye 2013 yılına oldukça başarılı bir adım atmıştı. Dünyada bir türlü hızı kesilmeyen ekonomik kriz özellikle Avrupa'yı kasıp kavururken Türkiye bu durumdan izole bir manzara çiziyordu. Bölgesinde birden fazla mal üretebilen tek ülke olan Türkiye her şeye rağmen büyümeye devam ediyordu. Türk bankalarının peş peşe karlılık açıklamaları, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 100 milyar doları aşması, sanayi üretiminde elde edilen olumlu rakamlar Türkiye'nin yükseliş trendini etkileyen argümanlardı. Yine 2013 yılı içinde İstanbul'un kalbi olarak nitelendirilecek Taksim projesi hız kazanıyordu. İstanbul'un büyük ve gerçek bir meydana ihtiyacı olduğundan yola çıkılarak Taksim'in yayalaştırılması yönünde çalışmalara başlandı. Bu çalışmalarda Gezi Parkı olarak bilinen bölgede kapsam dahilindeydi. Doğrusu İstanbullular için pek tutulmayan, özellikle gece saatlerinde pek tekin olmayan bu bölgede düzenleme yapılacaktı. Ancak buradaki çalışmalar başlar başlamaz çevreci grupların ve çevre gönüllüsü İstanbulluların tepkileri geldi. Başlangıçta o bölgedeki ağaçların tarihi bir miras olarak algılanması gereği net ve barışçı bir dille ortaya kondu. Bu barışçı eylem içinde dahi bir takım odakların daha ilk andan itibaren yer aldığı sonraları ortaya çıkacaktı. Gezi Parkı'nı koruma adına ortaya konulan direniş hareketinin baştan itibaren hedefinin Gezi Parkı'nın çok ötesinde bir isyanı örgütlemek olduğu zamanla anlaşılacaktı. Önceki kalkışmalarda kullanılan bayrak, Atatürk, laiklik gibi semboller üzerinden sağlanamayan genişlikte bir ittifakın ağaç sembolü üzerinden oluşmuş olması sosyologlara oldukça ilginç geliyordu. Olayın ilk anından itibaren olayın içinde bir şekilde yer alıp kameraların önünden eksik olmayan kimi sanatçı, gazeteci ve sosyal alem müdavimleri de konunun bir başka yanıydı. Modası geçmiş, iş bulmakta zorlanan bazı eski sanatçı, eski köşe yazarı ve gazeteci, darbe ve darbe yanlısı isimler, arpalıkları kesilmiş iş adamları, foyası meydana çıkmış siyasiler ve yurt dışından emir almış köklü zenginler aynı safta yer almaktan çekinmediler. Bunlara hükümet tarafından rantları kesilmiş kimi menfaat düşkünleri de eklenecekti. Bu büyük kalkışma arkasındaki yurt dışı ve yurt içi güçlerle Türkiye'deki nostaljik sola aradığı havayı vermişti. Yıllar yılı devrim yapma özlemiyle yaşayan, geçmişin yazıldığı hamasi sol kitapları ezbere bilen, Türkiye'deki sol yapının tabanında yer alan bu genç gruplar galiba bu sefer oluyor heyecanına kapıldılar. Bu öyle bir heyecandı ki bir türlü gerçekleştiremedikleri ve giderek ütopya halini alan devrim yapma hayali onları alıp götürdü. Bu arada onlara kendi çıkarları için destek verenlerin çabası da unutulmamalıdır. Dikkate değer bir konuda Gezi Parkı'ndaki olaylar başlar başlamaz batılı müttefiklerin ve uluslararası medya kuruluşlarının tutumlarıydı. Amerika'nın olayın hemen başında yani ne olduğu belli bile değilken yaptığı itidal çağrıları, ardından İngiliz, İtalyan ve Alman hükümetlerinin komik denebilecek sakin olun uyarıları. Tüm bunların ardından Rusya'dan, İran'dan ve Suriye'den gelen mesajlarsa resmi daha da netleştiriyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun bekasına yönelik bu kalkışma ciddi bir yurt dışı desteğine sahipti. Bu artık belli olmuştu. Amerikalı CNN International'ın savaş muhabirlerini Taksim'e gönderip şimdi savaş muhabirimize bağlanıyoruz anonsları, BBC'nin akıl almaz tavrı, Christine Amanpour'un zekasını da gösterdiği tek düze ve vuruna balıya misali yayınları aklı selim sahiplerine manzarayı çok net gösteriyordu. Türkiye Gezi olayları bahanesiyle iyiden iyiye karıştırılmak isteniyordu.
Daha sonraları yukarıda anlatılan olayların ciddi bir isyan ve darbe planının parçaları olduğu ortaya çıkarılacaktı. Yurt dışı organizasyonu olduğu strateji uzmanlarınca detaylarıyla açıklanan bu plan daha önce başka ülkelerde de denenmişti. Bunların içinde tutanlar da olmuştu, tutmayanlar da. Ancak yıkım kaçınılmaz oluyordu. Özellikle ekonomik alanda ciddi zararlar oluşuyor ve telafisi çok zor oluyordu. Başbakan Erdoğan'ın yurt dışında önceden planlanan Kuzey Afrika seyahati sırasında görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olayların yatışması adına itidal açıklamaları yaptı. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir liderler zirvesi talebinde bulunuyordu. Aynı gün içinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da köşke çıkıp Cumhurbaşkanı ile görüştü. Ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç kendilerine Taksim Platformu adını veren eylemci temsilcileriyle bir araya geldi. Platform üyeleri isteklerini Bülent Arınç'a ilettiler. İstekler oldukça ilginçti. Taksim Platformu öncelikle Gezi Parkı ve Taksim'le ilgili projenin durdurulmasını, Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımının iptal edilmesini istiyorlardı. Sonra olaylardan sorumlu tuttukları İstanbul, Ankara, Hatay vali ve emniyet müdürlerinin görevden alınmalarını istiyorlardı. Ayrıca polis müdahalelerinde gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanması istenmişti. Tutuklananların serbest bırakılması ve simgeleşmiş alanların gösteri ve eylemleri açılması da istenmişti. Ancak son istek oldukça ilginçti. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul ve Türkiye'nin enerji projelerinin durdurulması isteniyordu. İşte bu isteklerle olayın gerçek yüzü ve ciddi bir dış güdümü olduğu ortaya çıkıyordu. Sonunda olaylar yatıştı ve bu büyük kalkışma verdiği büyük zararla noktalandı. Yaşananları demokratik tepki olarak niteleyecek kadar kör olanların, terör estiren bu tipleri alınlarından öpenlerin olduğu unutulmamalı. Taksim umarız bundan sonra böylesi rezil olayların merkezi olmaz. Yeni yüzü ve yeni süsleriyle Taksim, güçlü Türkiye'nin nabzının attığı yer olmaya devam edecek. Taksim Türkiye'nin en önemli meydanı olmasının yanında Türkiye'nin hafızası gibidir. Bu yüzden çok önemli ve çok özeldir. Ülkemizin ve insanlarımızın güzel günleri görmesi dileğiyle. Hoşça kalın.